Hocam şöyle bir soru gelmiş. Ben anlamadım. Size okuyayım. Olabildiğince de anlaşılır okumaya anlamadım, çalışayım. Anlamadım soruyu. Niye bana sor? Emre Bey demiş ki, ben bu düşünceyi düşündüm. Fakat ben bu düşünceyi düşünmeden önce karar vermiştim. Ama şimdi karar vermişim gibi hissediyorum. Yani düşünceyi düşündükten sonra fark ediyoruz. Neden böyle? Emre Bey miydi? Evet. Ne düşünmüş? İşte orayı ben de anlamadım. Acaba video ha, soru bu kadar mı? Evet, bu kadar. Yoksa hani şu an bunu düşündüm, söylediğim şeyi düşündüm. Şey mi diyor acaba, bunu düşünmeden önce karar verdim. Öyle bir şey değil yani, o kararı önceden verdiğimizi biz fark edemiyoruz. Biz kararın arkasından aksiyon gibi bir durum var. İşte özgür irade deneylerinde böyle bir şey var ama onun sorduğu o değil muhtemelen. Emre Bey bize bu soruyu tekrar yazın. Çünkü lütfen. Açıklamayı yani deyip açıklamaya çalıştığı cümleyi de anlamadık. Yani düşünceyi düşündükten sonra fark ediyoruz. Şöyle dese okey, yani benim beynimi tarayan birileri ben düşünmeden önce düşüncemi okumuş dese anlayacağım da. Düşünceyi düşünceden önce fark ediyoruz demek, içeride bir radyo yayında bir kayma var demek. Yani orada başka bir sıkıntı olabilir. O yüzden biraz daha açmasını evet, rica edeceğiz. Evet Emre Bey, Emre Kutan Nural. Açık açık da isim verdik. Bize tekrar sorunuzu yazın lütfen. Emre bekliyoruz. Kullanıcı adı SSS olan bir takipçimiz demiş ki, bir videoda hocam özgürlükten bahsetmiştiniz ya, dürtüler ve özgürlüklerle ilgili. Evet. Yakın zamanda paylaştığımız bir soruyorum videosu. Onun altına demiş ki, şu özgürlük mevzunu nerede konuşmuştuk hocam, çok hatırlayamadım. Bu konuyu biraz açalım mı, çok ilginç geldi demiş. Nerede konuşmuştuk derken videoda mı, nerede? Siz videoda herhalde bunu biliyorsunuz falan gibi bir şey söylediniz sonunda. Hani bunu zaten konuştuk gibi. Özgürlük hakkında ben şey söylerim, yani insanın istediğini yapması değildir. Başkalarına zarar vermeden istediğini yapması da değildir. İnsanın dürtülerinin ona buyurduğu yönün zıttına ya da ondan farklı bir şekilde aksiyon alabilme serbestliğine özgürlük diyoruz. Yani dürtülerimiz bir sürü bir şey istiyor. Onların her dediğini yaparsak kafamıza estiğinde yiyip içmek, kafamıza estiğinde bir şeyler çalmak, ona buna tecavüz etmek falan gibi şeyler yapmamız lazım. Dolayısıyla bunları neden yapmıyoruz? Kendimizi tutabilme, dürtülerimize hakim olabilme özelliğimiz var. Bizi insan yapan şey de zaten bu. Neden böyle bir şey tanımlama ihtiyacı hissediyoruz? Şimdi hayvanların özgürlüğü biyolojik şartlarıyla sınırlı. Yani bir hayvan bir şekilde hazzını ya da doygunluğunu maksimize etmek için, azamiye çıkarmak için elinde ne varsa yapar. Çoğu hayvanı sınırlayan şey de ortamın doğal sınırlıklarıdır. Avcıları, besin yetersizliği, şu bu hayvanlar İnsanlar. Belli bir yerde durur. Ama insanda ne var? Zihni sınırlar koyabiliyoruz biz. Davranışlarımızı o sınırlar çerçevesinde düzenleyebiliyoruz. Bu sayede mesela bir toplumsal yapı kurabiliyoruz. Oraya belli kurallar koyup onlara uyabiliyoruz. Şu andaki bir hazzı gelecekteki bir ödül için erteleyebildiğimizden dolayı bir işe motive olup yemeden içmeden bile kesilip mesela aylarca günlerce çalışabiliyoruz. Bu bizi insan olarak zaten başarılı yapan, insan organizmasını başarılı yapan temel özelliklerden biri. Ve bu doğru öğretilmediği zaman, bu yetenek geliştirilmediği zaman gelişmiyor. Kendi kendine beyinde biz doğuştan böyle bir şeyle doğmuyoruz. Çocuklara bakın, bebekler, çocuklar böyle bir özelliğe sahip değiller. Gelişim aşamalarında bazımız az, bazımız çok bu yetenekleri geliştirebiliyoruz. O da ön beyninizin ne kadar yolda geliştiğiyle alakalı bir şey. Dolayısıyla o kontrol devresi yukarıdan aşağı ne kadar iyi kontrol ediyorsa, ne kadar davranış amacına uygun bir şekilde yapabilmemizi sağlıyorsa o kadar aslında özgürleşiyoruz ve kafamızdaki, hayalimizdeki, zihnimizdeki dünyayı inşa edebilme yolunda doğru adımlar atıyoruz. Fakat bu genellikle aşırı uçta şöyle yanlış anlaşılabiliyor. Yani duygularını bastır, böyle hiçbir şey yapma, hissetme falan. Öyle bir bastırma sisteminden bahsetmiyorum. Bütün duygular, bütün arzular, bütün hazlar hayatta kalmak için lazım. Amaca yönelik olarak kullanmak. Yani bir amaç yoksa zaten sorun da yok. Ama bir amaç varsa o amaca yönelik olarak yeri geldiğinde çalışmak, yeri geldiğinde eğlenmek, yeri geldiğinde fedakarlık etmek, yeri geldiğinde bir şey yapmak. Bizim yapabileceğimiz seçimler bunlar. Ön beyni gelişmiş olan insanlar, bu tip özellikleri gelişmiş insanları kastediyorum. Zorluklara rağmen, işte imkansızlıklara rağmen bazı yollarda daha inatçı ve uzun süre yürüyorlar ve onlar daha başarılı oluyorlar haliyle. Dolayısıyla aslında özgür insan istediğini yapabilir. Özgür olmak da biraz kendini tanımak ve kendini kontrol etmekle ilgili. Her zaman söylediğimiz gibi kendine iyi bak, göreceksin.